Sayın seyirciler, Canan Ballas'la gündem tam gaz devam ediyor. Şimdi kimin düğmeye bastı, bu küresel çete nedir, üst akıl nedir? Bunları şey yapıyoruz. Hı. Abdurrahman da inlerine girmiş, Pentagon'a gitmiş. Ama ondan önce hocamıza sormak istiyorum. Şimdi bu Amerika'da da üst akıl diyoruz ama bunlar da benim bildiğim üçe bölünmüşler. Petrolcüler var. Ondan sonra finansçılar var. Bilişimciler var. Bir de savaşçılar var. Silah üretenler var. Silah tüccarları. Silah tüccarları var. Şimdi Abdurrahman'ın girdiği yer Pentagon, silah tüccarlarının başı. Bunların aralarında da bir çıkar çatışması oluyor değil mi? Tabii ki. Bir de tabii şimdi çöküş dönemlerini, şimdi Roma 500 yılda çöktü. İngiltere büyük 20 yılda çöktü. SSCB 75 Mehmet yılda. Mehmet Bey soruyordu, Amerika ne zaman çöktü? 10 yıl alır yani. Normalde 10 yıl alır. 10 yıl alır ama hocam, Türkiye çok... yükselen bir merkezde küresel etkili güce dönüştüğü de kesin. Kesinlikle. Şöyle hocam, şimdi özür dileyerek söylüyorum. Eski imparatorluklar, Birinci Dünya Savaşı öncesi imparatorluklar biraz daha toprağa, zemine dayalı imparatorluklardı. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dijital, yani beklenmeyecek ya. Evet. Toplumları paralize edecek faktörler çıktı ortaya. Şimdi Amerika bir Birleşik Devletler. 52 tane 50 üzerinde devlet var. Eyalet var. 50 eyalet. 50 eyalet. Bunlar kendi içerisinde aslında benzer, işte ekonomi ayrışan, çok ayrışan yanlar var. Ama şimdi burada bir araya gireceğim ben şimdi. Burada. Ya Amerika'nın dağılmasını veya işte iç savaşa girmesini sevinçle beklemememiz lazım. Çünkü Amerikan devleti de burada bir kurban benim gördüğüm için. Çünkü bu tabii. Küresel çete. Tabii o bahsettiğimiz finans, tabii. Sermaye var, silah var, her şey onlar... var. Amerika'da umurunda değil, Çin'de umurunda değil. Yani Amerika'nın ama dağılması onu... demek iyi bir şey demek değil. Şöyle yani. Oradaki hangi merak Amerika? Ediyorum. Sadece merak ettiğim sorarsa. Şimdi orada bir kümülatif bir güç oluştuğu için o gücü temelini oluşturan sebep ne? 50 tane eyalet. 50 tane eyaletin birlikteliğinden oluşan bir nüfus, menfaat insan. Sonrasına bir ekonomik para gücü birleşiyor. Kümülatif bir değer çıkıyor orada. Bu değer kendi içerisine dağılırsa, dolayısıyla dünyanın başına bela olan o unsurlar bir nebze kendi içerisine... Bana göre dünyanın başına bela olan o unsurlar Amerika'daki eyaletlere ve devletlere de bela olmuş evet, durumda. Evet, aynı yani şeyi konuştuk. Onu evet. Öyle Amerika dağılırsa evet. Biz bu küresel güçlerden daha fena başımıza çıkarlar. İşte Texas valisi tabii. Merkezi hükümete kafa tuttu. Daha fena tabii. Başımıza çıkar. Ne diyorsunuz hocam? Kesinlikle katılıyorum. İşte bir 5-10 yıl alır bu dağılma yalnız. Şimdi ama iyi bir şey olmaz yani. Olmaz. Yani belki de iyi bir şey olur hocam. Nereden biliyorsun? Yansın Amerika diyebiliriz. Burada bassın, yansın. Küresel sermayenin karşısında devletler var. Tamam, bir devletin dağılması demek o küresel sermayeni kazan. Net yani. Hani sen seç vallahi tarafını. Buradan ama... çekip gitsin de ben başka bir şey istemiyorum. Ama yani, şimdi burada bir taraftan da işte tek dünya devleti gibi bir takım şeyler, tezleri falan da var. Aslına bakarsanız Amerika'nın onların... değil ki. Amerika niye tek hayır, dünya devleti istesin? Kendi zaten hayır, devlet. Hayır, oluşturmaya çalıştıkları tek elden herkesi yönetmek. Bu ama bu Amerika salgın... değil. Bu küresel tamam, değil. Bu ama küreselciler değil. De en etkin onların aktörü olarak Amerika öne çıktığı için yani bunu hani söylüyorum. Vekalet savaşları tabii. Diyoruz ya PKK, MKK. Amerika'da bunların en büyük vekalet savaşçısı küresel çetede. Tamam. Amerika evet. Düştüğü zaman. Doğru. Amerika düştüğü zaman, biz de yükseldiğimiz zaman, bizim içimizde de onların temsilcileri var belli oranda. Ama biz yükseldiğimiz zaman ki yükseliyoruz. Ya bu küresel çeteyle mücadele edecek gene Amerika'nın içindeki güçlerdir. Amerikan devleti dağılırsa tesbih dağılmış olur bana göre, bilmiyorum hocam. Ben şimdi küresel çeteyle var yani. Biz mücadele edeceğiz, biz kazanacağız Allah'ın izniyle. Ben öyle görüyorum ya. Şimdi İngiliz aklı, Yahudi sermayesi ve Amerikan jandarmalığı ve sopalığıyla buraya kadar geliniyor. Yani daha sonra çünkü bu sulhü salak getirmiş mi insanlığa? Gittiği her yeri işte tabii. Yakıp yıkmış. Medeniyeti evet. Tamamen yok etmiş. İşte Bağdat'ın hali ortada, Irak'ın hali ortada, Afganistan'ın hali ortada. Yani dolayısıyla artık Vietnam. Demokrasi getiriyoruz. İşte şu oluyor, bu oluyor. Hiçbir şey getirmeyin diyor herkes. Yani siz olduğunuz yerde kalın diyor. Aman bir şey getirmeyin. Ve bu kullandıkları aparatlara, yaptıkları yığınaklanma da. Bakın ben ABD bu bölgeden gidecek derken, şimdi bakın PYD tabii ki bunu istemeyecektir. Çünkü o kadar tırlarla, silahlar, araçlar, şeyler ama onlar için büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü İsrail... Ama ABD derken mesela Trump istiyor. Ya şimdi Trump başkentin yerini de değiştirdi. Ama şimdi Trump zaten buradan çekilelim istiyor. Artı şu an Biden yönetimi de bunu dillendiriyor. Çünkü
her yerde birden güçlü olamaz şimdi ki. Şimdi o zaman İsveç'in hatayı aldılar. Trump buradan çekilelim istiyor diyorsunuz ama şeyde de bunu söylemekle birlikte işte Kudüs meselesindeki alınan karardaki onun mimarı olmuş olması, İsrail'de işte çok daha ileri düzeyde. Ama acaba Kudüs kararı alınarak şu anda yaşanan katliamın belki önüne mi geçti? Gaz mı aldı? Bilemiyoruz ki. Sanmıyorum. İki devletli bir çözüm eninde sonunda. Bakın şu anda bu fikir zaten bütün dünyada canlanmış vaziyette. Filistin halkının dramını ve soykırımı bütün dünya izledi ve kararlar da çıkıyor. Neticesinde bir tek Netanyahu bunu durdurabilir mi? Yani bunu engelleyebilir mi? Ne kadar daha engelleyebilir? Dolayısıyla bunun bedelini Netanyahu'ya ödetip burada iki devletli bir çözüme ulaşacaklar. Yani bugün ama işte bir ordusu olmayan bir Filistin belki barışa ulaşacak ama yarın bunlar da gerçekleşecek. Yani dolayısıyla Orta Doğu için de bu barışın gelmesi bu ABD'nin buradan gitmesiyle ilintili. Evet, Trump geldiğinde Kudüs'e bunu yaptı. Bunların hepsini birden peşinen kabul etmek istemeyecektir ama şimdi Rusya'yı batıda tuttuğu müddetçe Birleşik Krallık ki tutmaya çalışacaklar Çin'e destek vermesin diye ki Çin ezeli düşmanı ve birinci rakibi şu anda. Yani Rusya'nın dişlerini Ukrayna üzerinden çekti ki mesela biz Montreux'u konuşuyoruz ve kutsal bir metne dönüştürdük. Evet, büyük bir kazanım 2. Dünya Savaşı öncesi. Yani buna hiç kimse hiçbir itiraz etmiyor ama donanmasının 1/3'ünü yitirmiş bir Rusya var. Evet. Yani dolayısıyla şu an Rusya'nın artık böyle bir hali yok. Böyle bir ve karışabileceğini ben değerlendirmiyorum. Dolayısıyla diğer alanlarda da bakın Pasifik'te şimdi vekil aktörü seçmiş. Filipinlere yığınaklanma, Filipinleri silahlandırma. Çünkü Tayvanların şu an zaten savaşacak hali de yok. Çin anında işgal edilecek. Yani ortada her şey. Dolayısıyla şu anda onlar zaten Amerikalı gibi olmuş vaziyetteler. Evet. Yani Hong Kong'un durumu gibi. Dolayısıyla bu yumuşak gücü kullanan Çin, şimdi bakın İran ana enerji tedarikçisi ve ABD için 4. özür diliyorum ana hasım ülke. Yani dolayısıyla İran da şimdi bakın 79'da bir devrim oldu. Devrim ileri gitmek için yapılır. Şu anda Mahda Amini eylemlerini anımsayalım veya bizim Suşa beyannamesi bakın bütün Türk Cumhuriyetleri için Dağlık Karabağ'da aslında sonunun nasıl tereyağından kıl çeker gibi sonuçlandığını, Rusya'nın da buna aslında bir şekilde hayır demediğini ve 10 Kasım'da Atatürk'e armağan diye aslında savaşın nihayete ermesini söylediğini de unutmamalıyız. Dolayısıyla şu anda tarih boyunca, siyasi tarih boyunca hep savaştığımız Ruslarla bu dengeli siyaseti güttüğümüz müddetçe bizim için yani Amerika çökmüş, ileri gitmiş yani bizim için endişe edecek hiçbir durum yok. Artı bilakis Orta Doğu'daki bu karmaşık olayların tamamı Türkiye'nin önemini kat be kat daha artıracaktır. Evet, bu şeyle ilgili ben izin verirseniz bir şey soru soracağım. Bu, yani sonuçta bu sermayeyi hükmeden o finansçılar onlar falan bakıldığı zaman bu Pentagon daha çok işte bu silahçıların elinde. Ama o ciddi anlamda her ne kadar zaman zaman rekabet etseler de bir yerde de birleşiyorlar o emperyal varlıklarını devam ettirmek için. Çin'i de ilk mesela Dünya Ticaret Örgütü'yle önlerini açan da bunlardı. Şimdi de Çin'de de çok ciddi sermayeleri var herhalde. Aslına bakarsanız. Yani işte Çin'in nerede çelişiyor? Şimdi parayı basanlar var, silah üretenler var, petrolü çıkartanlar var. Evet. Bunların ayrıştığı yerler de var. Parayı basanlar her şekilde kazanıyor. Ama silah üretenler gerilim olursa savaş kazanıyor. Savaş olmadan petrolü alamazlar, silahı kullanamazlar. Savaş aynen bunların öyle. Ana... Gel şimdi doğru. Sen o savaşın merkezine gittin. Hadi. Senle oraya gidelim, onun üstünden konuşalım. Şimdi sayın seyirciler dedik ki Amerika'da silahçılar var, finansçılar var ve petrolcüler var. Şimdi her birinin üste çıkarı birleşse de altta ayrı ayrı şeyler yapıyorlar. Evet. Şimdi sen Pentagon'a girdin değil mi? Bu silahçıların olduğu yer. Yani aslında dünyayı bunlar idare ettiğini zannediyorlar. Ben şimdi şey yapmayayım. Resmi yazışmalarla önce bir gazeteci olarak buraya başvurdum. Uzun yazışmalardan sonra özel izin çıktıktan sonra Pentagon'u merak ediyordum. Yani Türkiye'de bugüne kadar 2009'da Hürriyet Gazetesi girmiş Pentagon'a. Ondan sonra da kimse girmiş. Ama bu kadar detaylı içinde birçok noktaları gezdirilmemiş. Ne tarafını gezdin? Şimdi bunun 6 bölümü var. Tam ben bilmiyorum. Her bölümünün bir işlevi var aslında. Şimdi Cemil Bey ben sadece... 5 tane. Penta olduğu için 5 tane. Beşgen demek zaten biliyorsunuz İngilizce'de. Buradan ben
araçla gelme dedikleri için metro ile geldim. Washington DC merkezden Beyaz Saray'a yakın bir noktadan metroya bindikten sonra Pentagon durağı var zaten. Hı. Orada da ağırlıklı Pentagon'a gelenler. Bu uçağın çarptığı yer neresiydi biliyor uçağın musun? Uçağın çarptığı yer sanırım tam bu nokta. Sen buradan mı? Uçağın çarptığı yerden girdin yani. Sanırım yani ben de tam net olarak bilmiyorum. Kesin konuşmayayım. Sanırım burasıydı uçağın çarptığı şurası yer. Şurası diyebiliyorum. Buraya bu bölüm tamamen. Boyraz Hoca uçağın çarptığı yeri hatırlıyor öyleydi, musunuz? Evet. Burası değil mi? Burası diyebiliyorum. Biz buradan metrodan yürüyen merdivenlerle çıktıktan sonra zaten ziyaretçi girişinden içeriye giriyorsunuz. Zaten pasaportunuzu veriyorsunuz. Önceden izinler alındığı için bu noktadan giriyoruz. Çok fazla ziyaretçi var mı böyle Pentagon'a gelen nasıl orada? Var. Vatandaşların vatandaşlar da geliyor değil farklı mi? Farklı eyaletlerden gelenler var. Ama onlar şurada küçük bir giriş salonu var. Oradan giriyorlar diğer taraftan çıkıyorlar. Tabii bu katları, buraları gezmek o ziyaretçilere kapalı. Ama ben gazeteci olduğum için, özel izinli olduğum için bu katların tamamını gezdim. Yani yukarılara çıktım. Hatta şu bahçede burada oturdum, biraz dolaştım. Şu altta yemekhaneler var gördüğünüz noktalarda. Ben burada komutanlarım... Tek başına mı gittin buraya sen? Bir arkadaşım vardı yanımda. Onunla beraber özel izinle oraya girdik. Şimdi videolar çekmişsin galiba değil mi? İlk videoyu geçeceğiz şimdi. Ne anlatıyor ilk video? O ilk videoda Pentagon sözcüsünün, askeri sözcüsünün bütün dünyadaki olayları analiz eden, değerlendiren zaman zaman orada sözcünün olduğu kürsüye oradan resim çektirebilir miyim dedim. Tabii ki çektirebilirsin dediler. Ama dedim bir de A Haber yayını için şey yapmam lazım. Bu basın toplantısı yaptıkları yere geçmişsin sen değil mi? Gördüğünüz gibi ışıklar burada. Canlı yayın. Bu arada Pentagon'un içinde hiçbir yerde telefon çekmiyor. Hiçbir sinyal ne dışarı ne içeri girebiliyor. Öyle korunaklı bir yer. Kapalı devre bir iletişim ağı var orada. Çok yakışmış sana ama. Bu arada ceketi orada aldım. Şeyi de buranın fonunu bildiğim için şu fonla kravatı tutturmak için saat hepsi özel olarak şey yaptık. Çünkü saati de mavi seçmişsin. Senin saatin beyaz aslında. Evet. Saati diğer saatim mavi, kravat mavi, fon mavi özel olarak seçtim. Şimdi hadi ilk videoyu izleyelim bir. Hadi sonra izleyelim. Ne olduğunu bize söylesene. Tamam. Evet, sevgili A Haber izleyicileri, şu anda dünyanın en önemli kurumlarından birisi Pentagon'un tam kalbindeyiz. Şu anda burası işte Pentagon'un askeri sözcülerinin devamlı dünyadaki yapılan bütün operasyonların anlatıldığı ve burada soru cevap şeklinde sözcünün burada cevaplandırdığı kürsüdeyim. Tabii A Haber olarak, Turkuaz Medya olarak buraya geldik. Buradaki askeri yetkililerle özellikle Orta Doğu'da, Gazze'de, Suriye'de birçok noktada yapılan operasyonların Türkiye'nin rolü konusunda çalışmalar yapmaya geldim. Haber çalışması yapmaya geldim. Burada üst düzey generaller var. Daha doğrusu Amerika'yı yöneten siyasetçilerden çok buradaki üst düzey generaller politikayı, dış politikayı belirliyor. Burası politikayı belirliyor. Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray ise bunu uygulamaya sokuyor. Dolayısıyla buradaki ABD'nin dünyadaki en büyük önemli operasyonlarını Pentagon belirliyor. İşte Ukrayna-Rusya savaşı olsun, Libya'daki savaşlar olsun, Azerbaycan-Ermenistan savaşı olsun, Afganistan'daki operasyonlar, ABD'nin birçok dünyadaki özellikle Pasifik'te Çin'le alakalı yaptığı örtülü bir soğuk savaş dönemi şu anda burası belirliyor. Pentagon o yüzden çok etkili siyaset anlamında da. Biz de A Haber olarak burada önemli yetkililerle Türkiye'nin özellikle son dönemde, son 20 yılda geldiği nokta dış politikasını soracağız. Türkiye eski Türkiye olmadığını söylüyorlar buradaki generaller. Çünkü dış politikada aktif
daha doğrusu Orta Doğu'da küresel görmeseler de bizim Orta Doğu'da önemli bir aktör olduğumuzu, siyasi bir aktör, askeri bir aktör olduğumuzu Türkiye'nin buradaki generaller çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Tabii Tayyip Erdoğan'la birlikte bu politikanın, Türkiye'nin dış politikasını, askeri politikalarını, istihbari politikalarının artması ve ABD'yi rahatsız etse de belli bir noktada Türkiye ile çalışmaya itiyor. İşte Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'daki rolü, Çin'in bir kuşak bir yol projesindeki etkinliğinin kırılması yönünde Türkiye kaybedilecek bir partner olarak görülmüyor. Her ne kadar ilişkileri geçmişte çok iyi olup ama şu son 10 senedir soğuk savaş demeyeyim de soğuk siyaset dönemine girse de Türkiye-ABD bu ilişkileri tekrar ABD'liler tekrar düzeltmek istiyor. Çünkü Erdoğan'ın önemli olan politikalarını artık bunlar da kabul etmek zorunda kaldı. Erdoğan'ın önemsediği politikalar, Türkiye'nin rolü, Akdeniz'deki etkinliğimiz, Karadeniz'de, Ege'de birçok noktada artık Türkiye'nin haberi olmadan hiç kimse adım atamıyor. Buna ABD, İsrail, İngiltere de dahil. Dolayısıyla ABD Türkiye ile özellikle F-16 konusunda, S-400 konusunda yaşadığı krizi F-16'lar konusunda yaşamak istemiyor. Türkiye'nin de olumlu NATO adımı, özellikle İsveç'in NATO'ya katılımı noktasında Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini kabul edecek ve ABD ile ilişkilerin gerilmesinden çok Türkiye'de bu ilişkilerin düzelmesini istiyor ve dolayısıyla da ABD de istiyor. Şu anda önümüzde bahar var diyebiliriz. Gazze-İsrail savaşına rağmen Türkiye ABD ile ilişkilerini iyi götürmek istiyor. Antony Blinken biliyorsunuz Türkiye'nin rolünü çok önemsiyor. Türkiye Ankara'ya defalarca ziyarette bulundu. Hakan Fidan'la, mevkidaşı Hakan Fidan'la birçok teması var. Direkt telefonla yüz yüze bu iletişimi kesmiyor. Keza Pentagon'da, burası da Türk Genelkurmayı Savunma Bakanlığı ile devamlı irtibat halinde. Çünkü Türkiye Orta Doğu'da hemen hemen her yerde var. ABD'de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Önümüzdeki dönemde ben ilkbaharın göründüğünü, ışığın göründüğünü diyebilirim. Sayın seyirci, Abdurrahman Pentagon sözcüsü olarak açıklamalarını dinledik. Hocam siz 41'de yapıldı dediniz değil mi? 41'de başladı, 43'te bitti. 43'te bitti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında küresel bir pivot aktör olma fikrinin oluştuğunu gösteriyor bu. 41-43. 41-43 arası. Evet. Aynı anda 23 bin kişi görev yapıyor. Aynı anda bakın. Yani 23 bin er olarak düşünmeyin. Burada sivil çalışanlar var, askeri çalışanlar var. En üst düzeyde hava, kara, deniz ve uzay kuvvetleri burada yer alıyor. Tam merkezi CENTCOM'un da merkezi. Orta Doğu, Avrupa, dünyadaki bütün askeri güçlerin merkezi burada. Burası, evet. 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 Şimdi senin bir de ikinci bir videom var galiba. Evet. O nedir? O basın merkezine girdiğim bir yer var. Orayı da şey yaptık. Yani orada sabit uluslararası çapta haber kanallarının olduğu ofisler var. Biz de oralara girdik. Bizim kuruluşlar var mı orada? Var. TRT, Haber, Anadolu falan. Anadolu Ajansı var. Biz de bu arada onun pazarlığını da yapın. Turkuaz Medya olarak biz burada yer kiralanabiliyor mu veya nasıl oluyor nasıl diye. Nasıl oluyormuş? Başvurursanız dedi, değerlendireceğiz dedi. Ben de bizim yetkililerimizle gerekirse orada bir muhabir istihdam etmek kaydıyla orada başvuru yapıyor. Önce masa olarak verilecek bize. Daha sonra da odaya mı döneceğiz. Boşalan bir odaya biz de geçeceğiz. Evet, bir bakalım şimdi senin videona. Evet sevgili A Haber izleyicileri, burası Pentagon'daki basın mensuplarının odası. Biz de basın mensubu olarak buraya özel izinli olarak girdik. Gördüğünüz gibi burada dünyanın birçok medya kuruluşu var. Türkiye'den de Anadolu Ajansı, Milli Haber Ajansımız Anadolu Ajansı var. Diğerlerine baktığımız zaman El Cezire var, Defense News var. Burada özellikle şu odalara gelirseniz birçok önemli kuruluşun gördüğünüz gibi CBS News var,
burada yine NBC News var. Gördüğünüz gibi herkesin Fox News, Amerika'nın en önemli, Türkiye'ye en muhalif olan yayınlardan biri, televizyon yayınlarını yapan CNN International'ın gördüğünüz gibi ofisleri var burada. ABC News'ün ofisi var. Gördüğünüz gibi Amerika'nın Sesi'nin de odası burada, çalışma ofisleri. Türkiye olarak da biz de Turkuaz Medya olarak Pentagon'a yakında başvuru yapmayı düşünüyoruz. Bizim de burada Amerika'nın tam göbeğinde Amerikan operasyonlarının yapıldığı bu noktada, burada politikaların belirlendiği bu noktada Turkuaz Medya'da olmak için girişimlerini başlatacak. Evet Abdurrahman, hiç huylanmadılar mı senden oralarda dolaşırken? Ya beni bir hafta boyunca takip ettiler. Otelden bütün nerelere gidiyorum adım adım. İçeri girerken bu arada orada niçin geldiğimi detaylıca sordular. Zaten ne dedin sen, niye geldim dedin? Ben de işte bu Türk-Amerikan F-16 ile ilgili sorunların giderim. Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesi. Çözmeye geldim dedin. Çözmeye geldik artık yani. çünkü Türkiye bir adım atmış. İsveç'in NATO'ya girmesi noktasında onlar da bir adım attı. Biz de dolayısıyla da artık bu noktada haber çalışmamızı yapmak için. Pentagon'un bir de NATO bölümü mü var? NATO bölümü var. Burası da ilginç. Onu da izleyelim isterseniz. Kısa bir video. Tamam, onu da izliyoruz şimdi. Hadi. Evet sevgili A Haber izleyicileri, Pentagon'un içinde NATO bölümündeyiz. Şu anda NATO bayrağını görüyorsunuz. 1950'li yıllarda kurulan NATO'nun birinci en büyük üyesi, gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri, United States, sonra arkasından İngiltere geliyor ve gördüğünüz gibi Türkiye. Türkiye burada, Türkiye yazıyor ama Türkiye'nin girişimiyle şurayı bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti. Bu ismi Türkiye'nin girişimiyle buradaki ismini Türkiye Cumhuriyeti olarak değiştirdi. Türk bayrağı, şanlı Türk bayrağımız şu anda Pentagon'un en önemli yer koridorunda, en önemli yerde. Gördüğünüz gibi ABD ile beraber yer alıyor. Türkiye'nin şöyle söyleyeyim, NATO üyeliği çok önemli. En büyük askeri güçlerinden biri, kara harekatları konusunda NATO'nun birçok, Afganistan'da olsun, Balkanlar'da olsun, farklı kıtalarda Türkiye biliyorsunuz ta Kore Savaşı'nda ilk verdiği desteği halen şu anda NATO'nun en önemli müttefiklerinden biri olmayı sürdürüyor. Şu anda görüştüğümüz Pentagon yetkilileri Türkiye'nin Finlandiya kararını önemli olduğunu söylediler. Şimdi de İsveç'in onaylanma sürecini bekliyoruz diyorlar. Sayın seyirciler, izlediniz. Evet Abdurrahman, tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyoruz. Çok hayırlı güzel olun. Bir çalışma olmuş. Şöyle, gerçekten uzun yıllardır Türkiye'den bir gazeteci gitmedi. Türk medyasından kimseyi almıyorlardı. Biz yoğun temaslar sonucu girebildik. Bir sonraki hedefim FBI'ye ve CIA binalarına da gidip ziyaret edip oradan da çekimler yapmak. Dünyanın birçok noktasına Turkuaz Medya'nın gücünü Amerikalılar çok iyi biliyor. Etkili politikalar etkili haberler yapıldığını biliyorlar. Dolayısıyla da ABD ile Türkiye'nin ABD ile ilişkileri olduğu sürece biz de medya olarak bu sürece destek vereceğiz ve takip edeceğiz. Evet. Evet sayın seyirciler, şimdi güç odağının bir tarafından öbür tarafına doğru gidiyoruz. Bir yerde Pentagon var, öbür tarafta Rusya var, Çin var. Şimdi Rusya'ya gidiyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'la röportaj verdi ve bu çok olay oldu. Tucker Carlson'ı ajanlıkla, casuslukla yargılamaya kalktılar. Bütün herkesin hedefindeydi. Şimdi o röportajla ilgili haberimizi izliyoruz. Ukrayna ile İstanbul'da imzalar atılmıştı. Neden tekrar yapılmasın? Eleştiri oklarını batıya çevirdi. Ukrayna savaşı İstanbul'da son bulabilirdi dedi. Biz sadece vatanımızı koruyoruz. Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'ın çok tartışılan Putin röportajı yayınlandı. Savaştan bu yana ilk kez bir batılı gazetecinin karşısındaydı Putin.
İstanbul'daki müzakerelere ilişkin bilinmeyenleri paylaştı. Müzakereler İstanbul'a sürdüğü sırada Ukrayna anlaşmayı imzaladı ancak dönemin İngiltere Başbakanı Johnson savaşın daha iyi olduğunu söyledi. Ukrayna'nın Johnson'ı dinleyerek hata yaptığını vurguladı, barış olabilirdi dedi. Ukrayna heyetinin parafladığı devasa belgeyi İstanbul'da hazırladık. Heyet başkanının anlaşma belgesinde imzası vardı. Onların ifadesiyle imzalamaya hazırdık ve savaş 1,5 yıl önce biterdi. Peki Johnson şu anda nerede? Savaş devam edecek mesajı da verdi Putin. Savaşı 2014'te asıl başlatan Ukrayna. Bizim amacımız çatışmayı durdurmak. Şimdilik bölgede hedefimize ulaşamadık. Çünkü İstanbul'daki müzakerelerde konuştuğumuz üzere hedeflerimizden biri Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak. Carlson Putin'e Polonya'ya saldıracak mısınız diye sordu. Bu senaryo yalnızca Polonya'nın bize saldırmasıyla gerçek olabilir. Ne Polonya ne de Letonya'da bir çıkarımız var. NATO ise doğuya genişlemek için 5 defa hamle yaptı. Putin ardından çok konuşulacak o açıklamayı yaptı. Bill Clinton'a Rusya'nın NATO'ya katılımını sordum. Bence olur dedi. Ekibiyle konuştuktan sonra hayır cevabını verdi. Sayın seyirciler, tarihi önemli bir röportajdı. Poyraz Hoca, şimdi tümünü seyrettim ben. Siz de herhalde seyrettiniz. Evet. Bir tarihte başladı. 22 Şubat 2022. Hayır, tarih şeyiyle, tartışmasıyla başladı. Yani, 1500'lerden aldı. 800'lerden. Bugüne kadar getirdi. Aslında 2008'de NATO'nun kapılarını açmakla gerilimin başladığını ve 2014'teki darbeyle de savaşın başladığını söyledi. Neydi bu? Neyin işaretiydi? Putin... Onurlu bir çıkış arıyor diye ben başından itibaren ifade ediyorum. 22 Şubat 2022'de işte o konseyi toplayıp karar aldığında, 24 Şubat'ta Ukrayna işgale başladığında, Donetsk, Luhansk'la başlayan süreçte aslında stratejik bir hata yaptı. Yani işte NATO genişlemiyor muydu, ne yapsaydı Putin şeklinde eleştiriler de var ama şimdi... Harekatın yapılacağı tarih, yapıldığı tarih, işte tankların belli yürüyüş yollarına mahkum kalacak olması, artı Kiev dahil hedef olması, yani stratejik derinliği çok geniş, çok geniş bir ülke Ukrayna. Yani dolayısıyla Putin ciddi bir stratejik hata yaptı ve bataklığa düştü olarak. Ama sonuç olarak 200 bin kilometre kare toprağı eline geçirdi. Tabii yani onu, nasıl bir stratejik hataysa bu. Onu her halükarda zaten Donetsk, Luhansk artı şimdi Kissinger'da. Sanayi keşke biz de böyle bir stratejik hata yapsak yani. Daha yapacağımız hatalar mutlaka olacak. Yani şimdi güçlendikçe o hatalar mutlaka oluyor. Şimdi tabii burada en önemli unsur Johnson faktörü. Bakın savaş... Bizim tam burada barış oluyordu, geldi bozdu. Zaten İstanbul'da olmalı, Sayın Cumhurbaşkanımız buna zaten ön alıyordu ve zaten Antalya Diplomasi Forumu toplanmıştı. Yani ilk defa Rus Dışişleri Bakanı gelmişti. Dolayısıyla İngiltere, işte biraz önce de izah ettiğim gibi, aslında her zaman asıl hasım olarak hep Rusya'yı görmüştür ve orada yıpratma savaşında işte o hasmı iyice yıpratabileceği kadar yıpratmak için Zelenski'yi kullandılar. Yarın bir gün güle güle derler ve işte o dediğiniz toprak parçası Kissinger da zaten bunu öngördü ve Kırım'ın ilhakını da aslında hoş görecek şekilde bir barışın sunulması teklifini getirdi. Tabii burada algı her şey. Bakın İkinci Dünya Savaşı'nda Göbels, işte Körfez Savaşı'nda hatırlayalım CNN International o Karabatak görüntüleri. Petrole batmış. Burada şimdi tabii ve burada Ted Turner özellikle kurucu, Ted Turner kurucusu CNN International'ın Fıstıkçı Carter'la olan ilişkisiyle 4. ulusal kanal olarak gitmiş. Çok güzel oradaki kanalları gösterdi. Hepsi ben tekrar tebrik edeyim işte. Orada olması lazım. Artı bizim de külliyede şu an basın şeyiyle ilgili çok ciddi bir gayret var. Enformasyon... Bey, dikkat ettiniz mi? Odaları olanlar hepsi belli. Diğerleri masalarda tabii, yani. Tabii tabii. Ve aslında şimdi bu yeni Türkosfer diye ifade ettiğimiz yeni yüzyılda aslında bizim de bu rolleri belli şeyleri evet dağıtmamız da gerekiyor ve biz de şu vizyonla bence şey yapmalıyız. Bunu çünkü söylerken Tanrım kıyamet gününe kadar canlı yayındayız diyor Ted Turner. Kıyamet günü yanına geliyoruz diye bitireceğiz diyor. Yani Turkuaz Medya'da herhalde böyle bir şimdi Turkuaz şeyle... Medya bu arada oraya girerse Pentagon'a ofis açarsa bütün FETÖ'cüler herhalde hepsi sabaha kadar ağlarlar. Şimdi ama bu röportajın şöyle bir şeysi lazım. Vardı. Şimdi Amerikalılar çok ciddi kandırılıyorlar. Özellikle Rusya konusunda falan.
Tamamen yanlış. Şimdi burada ilk defa 200 milyon da seyredilmiş. Yani seyretmeyen kalmamış neredeyse. Tabii. Bir uyanış oldu Amerika'da. Bunun bir etkisi olur mu? Tabii ki olur. Bakın şimdi anlamsız bir savaşın içinde olduğunu zaten ben işte Trump gelecek diye öngörüyoruz hepimiz. Aslında, öldürülmezse, tabii, hapse atılmazsa, asılmaz. Ama içeride bir savaş çıkacağı da ortada. Şu anda normal ortalama işte işlerde çalışan insanlar bile biliyorsunuz silahlanmanın çok serbest olduğu bir ülke ve Trump gelmezse neler yapabilecekleriyle ilgili ciddi haberler alıyoruz. Yani dolayısıyla aslında büyük bir kargaşaya imza atmış olurlar. Pandemi döneminde Floyd olaylarını hatırlayalım. Yani bu hiçbir zaman zaten silinmeyecek hafızada. Dolayısıyla aslında tarihe çok önemli bir not düşmüş Putin. Yani ve aslında burada barışı öncüleyen ve getirebilecek olan ülkenin de kim olduğunu, Türkiye Sayın olduğu Cumhurbaşkanı olduğunu artı silah bakın, yollamasınlar bir haftada barış olur diyor ya. Tabii İsrail-Filistin meselesinde de garantörün kim olacağı bakın bunları hep başından itibaren evet. Çünkü başka bir ülke bu tarafsız yaklaşımı sergilemiyor. Tabii oralarda hep işte Somali Lahey'de yargıç bulunduruyor veya Katar aracılık ediyor. Türkiye'nin ismi geçmesin diye bayağı bir uğraş var ama jeopolitik bunu söylüyor. Şu an Türkiye'siz olmaz. Artı Rusya-Ukrayna savaşında da bakın Putin yeterince güç kaybetti. Kaliningrad ve batıdaki sürekli Rus korkusu da aslında Rusya'yı bu bölgede tutarak Çin'e yanaşmasını engellemek. Yani başka evet. Hiçbir şey değil. Burada Almanya'ya özellikle o korkuyu başta dayatıyorlar. Zaten hep Polonya soruluyor. Evet. Dikkat ederseniz gelen gidenin işgal ettiği bir ülke Polonya. Polonya da gerçekten şu anda hem silahlandı hem de sınırlarda tatbikat yapıyor. Bir de kaçınıyor. Bir de bekliyor. Tabii. Bir de bekliyor. Yani işte hepsi İngiliz aklı. Neticesinde bizim bu yüzyılda menfaatlerimiz Birleşik Krallık'la örtüştüğü için 1800'lerin başında olduğu gibi biz de birlikte Eurofighter'ı da yani Avrupa var. Güvenliğiyle... Şöyle örtüşüyor değil mi? Avrupa var. Türkiye ve İngiltere var. İkimiz de dışındayız fakat böyle aslında bir içine de entegre olabilecek durumdayız. Ama dışındayız yani. Böyle evet. Bir konum birliğimiz var. İyi ki de girmemişiz. Bakın F-35'i alamadığımız gibi iyi ki de girmemişiz Avrupa Birliği'ne de. Yani Eurofighter'ları biliyorsun Almanya izin vermiyor. Bence bu olayın arkasında Amerika var. Ben F-16'lar içini vererek oraya yönelmemizi de istemiyorlar yine. Yok aslında evet. Eurofighter'ı şu anda verin diler. Almanya çünkü şey yapacak. Yani İHA karşılığında çünkü Türkiye'nin bu enerji arzının hub'u olmasını istemiyor Almanya. Yani bir şekilde ama olduk bile yani. Tabii şu anda artık yani. Yapılabilecek ya, Almanya'nın şey aklı yok ki kendi boru hattı patlatılıyor sesini çıkartıyor. İşgal altında. İstemeyecek İşgal yani. Altında zaten çok sert eleştiriliyor şu anda. Tabii. Aklı yok yani Almanya'nın. Şimdi Kurtuluş'un medya köşesine geçerken Hilmi Bey'e soralım bu röportajın nasıl bir etkileri olur? Kurtuluş seni alalım sahne. Yani Amerika zaten bazı konularda özellikle Ukrayna meselesinde oldukça eleştiriliyordu kaynaklarını. Ama algı olarak yani bu bir uyanış olur. Kesinlikle olur. Zaten özellikle Gazze konusunda gençler biliyorsunuz ağırlıklı olarak özgürlükçü oldukları için Demokrat Parti yanlılarıydı. Ama gençler de artık Cumhuriyetçilere daha yakın bir pozisyona geldiler ve ciddi anlamda eleştiriyorlar. Bu önemli bir gösterge ve internetin ya da işte sosyal medyanın gücü her ne kadar belli ölçüde karartılmış olsa da belli ölçüde yine de etkisini artırarak devam ediyor. Algı bütün elbette, sansüre rağmen Putin Amerikan halkına konuştu. Tabii. Siz de kısaca bir yorum. Ben şöyle düşünüyorum. Şu vakte kadar ki bütün hep Hilmi Bey ifade etti. Bilgilerin hepsi kısıtlı. Bir propagandaya dayalı olarak özellikle Amerika Batı kamuoyunda Rusya komple yani işgalci Rusya'ya dönük olarak bir propaganda süreci yürütülüyordu. İlk defa doğrudan bir bilgi gitti. Dolayısıyla kamuoyu doğrudan bilgi aldığı için dolayısıyla daha farklı düşünebilir diye düşünüyorum. Evet. Bundan sonra aslında gerçekte şu ki barışa doğru yaklaştığımıza ilişkinde bir his uyandı bende. Özellikle bu yapılan mülakattan sonra. Rusya'nın da buna yavaş yavaş hazır olduğunu hissettim. Diğer taraftan Batı kamuoyu da biraz daha yaklaşacağını inanıyorum. Çünkü artık biliyorsun ki füze vermeyi, silah vermeyi belli noktada da Batı kamuoyu, Batı devletleri kısıtladıklarını da biliyoruz malum. Amerikan senatosunda reddedildi biliyorsunuz. Evet. Tayvan'a da aynı şekilde.